Bir kere tedbir kararlarının derhal ve delil aramadan verilmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde geciktirilmeye tabi tutamaz, tutulamaz ya da hiçbir sebep gecikmenin bir nedeni sayılamaz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Diğer yandan tedbir kararlarının tebliğ edilmediğini de görüyoruz kimi zaman. Bu nedir? Tedbirin aynı zamanda bir yaptırıma, tedbirin ihlali halinde zorlama hapsi uygulaması yaptırımının uygulanmasını da olanaksız kılan bir durum. Ve yasaya göre tedbir kararlarının derhal kolluğa veya Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi ve onlar tarafından da şiddet uygulayana tebliği gerekiyor. Biz tebligatın yapılmadığını görmekle şunu anlıyoruz. Demek ki mahkeme ve kolluk işbirliği 6.284 sayılı yasanın uygulanması anlamında yeterince iyi işlemiyor. Tedbirin ihlali halinde tahrikin bir cezasızlık ya da cezalandırılmama sebebi yapıldığını görüyoruz. Oysa zorlama hapsi uygulaması bir ceza yargılaması değil. Yasa zaten şeyi belli ediyor. Diyor ki fiil bir suç oluştursa bile diyor. Yani burada bunun bir ceza yargılamasını, teknik olarak bir ceza muhakemesinin uygulanmasını uygulaması olmadığını söylüyor yasa. Bunun İstanbul Sözleşmesi'ne de aykırı tahrikin bir cezasızlık hali. Çünkü şöyle olabilir. Yani eğer tahrik hükümlerini mahkeme ille de uygulayacaksa bu 3 günden 10 güne kadar olan zorlama hapsinin artırılarak uygulanmasını ya da en aşağı hadden uygulanmasını gerektirir. Kaldı ki tahrik hükmü bir ceza hukuku müessesesidir. 6.284 içinde değerlendirilemez. Bu aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'ne de aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi'nin de açık bir ihlalidir. Diğer yandan itirazlar üzerine verilen kararların bir hafta içinde karara bağlanması gerekiyor. Fakat biz uygulamada şunu görüyoruz ki somut olayda da zorlama hapsi uygulanmasına yer olmadığına dair kararın itirazı bir hafta yerine bir ayda sonuçlandırıldı. Ve bu arada dosya itiraz merciğinde olduğu için şiddet gören kişi 17-18 gün korumasız kaldı. Tedbir uygulanamadı. Bu da aynı zamanda 6.284 sayılı yasaya aykırıdır. Yasanın ruhuna aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi'ne aykırıdır. Yani kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair bir topyekün hareket etme ilkesine de aykırıdır. Hani bir nevi kadının hak etme hali olarak görüyorlar sanıyorum. Oysa böyle bir şey dediğimiz gibi yani İstanbul Sözleşmesi'ne de aykırı, 6.284'e de aykırı. Çünkü tahrik diye bir şey olamaz. Önemli olan tedbirin ihlal edilip edilmediğidir. Yani tedbirin neden ihlal edildiğini mahkeme sorgulamaz. Sorgulamaması gerekir. Çünkü eğer siz her tedbir ihlalinde bir sebep bulmaya kalkarsanız bu aynı zamanda kadına karşı şiddetin önlenmesi mücadelesini de aksatır. Sanıyorum yeni yargı olaya yeni iktidar gibi bakıyor.